Giresun yöremizin önemli kaynak kişisi ve kemençe ustası olan Bicoğlu Osman Gökçe'yi bugün sizlerle birlikte yad edelim. Bicoğlu Osman Gökçe 1901 yılında Giresun ili Görele ilçesine bağlı Daylı köyünde doğdu. Küçük yaşlarda kemençe ile tanıştı. Babası da kemençe çalardı. Sonrasında Karaman lakabıyla tanınan Halil Kodalak'ı ustası belledi ve ustası tarafından Bicoğlu lakabıyla tanındı. Osman Gökçe kemençe çalmadaki ustalığı, yöre tavrına olan hakimiyetiyle sadece Doğu Karadeniz'de değil, yurdun hemen her köşesinde tanınmasına vesile oldu ve aranılan bir kemençeci oldu. Atatürk'ün 1924 yılındaki ilk Trabzon gezisinde orada askerlik görevini yapmakta olan Bicoğlu, Atatürk'ün huzurunda kemençe çaldı ve Atatürk tarafından "Bu delikanlıyı iyi saklayın, büyük bir sanat dehası" sözleriyle övgüler aldı. 1937 yılında derleme için Giresun'a gelen Muzaffer Sarı Sözen'i tanıyıp Ankara'ya gelmesi için davet edildi. Ve Ankara'ya giderek orada 3 ay kalıp radyo programlarına katıldı. Kendisinden yöresinin pek çok türküsü derlendi. Son yıllarında siroz hastalığına yakalandı. Tedavi için gemiyle İstanbul'a gitmeye karar verdi. 31 Mayıs 1946 günü gemi Zonguldak üzerindeyken son nefesini verdi. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'nda büyük bir katılımla 4 Haziran 1946 tarihinde toprağa verildi. Şimdi sizlere 1937 tarihinde derlenen Bicoğlu Osman'dan kendi sesiyle yörede çok sevilen, özel bir tavır ve üslupla seslendirdiği uzun havasıyla buluşturuyoruz. Oy Tamzara'nın üzümü, dinle benim sözümü. Vallahi bırakırsam göremezsin yüzümü. Bicoğlu Osman Gökçe sizlerle. Giresun'un kızları
Gümüş o şerefli haber sağ. Kıymetli dinleyenler, bu eserleri dinledikçe Karadeniz müziğimizin zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Ve maalesef günümüzde her değerimizin popülariteye kurban edildiği şu çağda Karadeniz türkülerinin de dar bir aralığa sığdırılıp aynı melodi üzerine farklı manilerle tekrarlara düşüp icra edilmesine ve tek düze hale getirilmesine de bu geçmişteki eserleri dinleyince bir kez daha şahit oluyoruz, tanık oluyoruz. Bu sanat eserlerine, doyumsuz türkülere sahip çıkmak da hepimizin boynunun borcu ve görevidir diye düşünüyorum. Evet, sevgili Umut Ayvaz, bir Karadenizli sanatçı olarak, o yöreye hizmet eden bir usta sanatçı olarak, acaba bu konuda senin fikrin nedir? Ben nacizane böyle bir düşüncem var. Katılıyor musun, yoksa nasıl bir bakış açısıyla değerlendirelim? Senin fikrin nedir? Ben katılıyorum abla, aynen dediklerine. Tabii ki de işin kıymetini bilen insanlar var ama azınlık, çok değiliz. Bu işin çok popüler olanları, bu işin gelenekselini yaparak pek fazla bir şey yapamıyorlar. Aslında halkın içine girdiğiniz zaman çok da memnun değiller. Ama bu çok dinleyen kitle, hangi kitle, onları da çok merak ediyorum. Ama türküleri her zaman iyi çalan insanlar, doğru çalan insanlar aslında gerçek kıymeti görüyorlar. Her zaman da var oluyorlar. Evet. Üst taraftaki insanlar dönemsel olarak değişiyorlar. Bütün halk müziğinde her yerde bir sıkıntı var bu konuda. Sadece Karadeniz'de değil ama bizde hiç olmayan makamlarda, hiç yöreyle alakası olmayan besteler yapılıyor. Bunlar zaten beste. Hani kişilerin özgür, herkes özgürdür yani, istediği müziği yapar ama hiçbir yöresel karşılığı yok. Evet. Yani ne tavrı ne okuması. Daha da büyük sıkıntı, kimse nasıl türkü okunur, yani Karadeniz türküsü nasıl söylenir, bunun için hiçbir çaba da göstermiyor. Yani çok belli başlı insanlar var. Eskilerden bir kısmı, bir kısmı da yenilerden çaba gösteren ama dediğim gibi bir türlü öne çıkamıyor aslında. Hep popüler kültür daha önde oluyor. Evet, aslında bu türküler... böyle bir çok güzel bir noktaya değindim. Böyle bir dayatma var. Yani biz Anadolu'ya gittiğimizde, oradaki halkla da buluştuğumuzda Karadeniz yöresi için konuşabiliriz. Doğu Anadolu, Güneydoğu, yani nereye gidersek gidelim, gerçekten türkülere vakıf olan bir halk var. Çok köklü bir dinleyici var ama işte bu popüler kültür ve zoraki aslında bir dayatma var. Ve o insanlarla konuştuğumuzda gerçek türkü icracılarının, iyi türkü icra eden insanları çok iyi biliyorlar. Ama sanki başka bir güç böyle bir dayatma içerisinde. Evet. Maalesef, ama bu çok acı. Gerçekten bunun için ne yapılabilir? Ha, biz buradaki tüm TRT camiasında ya da dışarıdaki çok emek veren, hizmet veren bu konuda arkadaşlarımız var. Elimizden geleni yapıyoruz ama bu da yeterli değil. Bence aslında tamamen ülkenin, bir devletin bu anlamda kültür sanat politikası olmalı. Kesinlikle. Evet. Yani mesela belediyelerde, merkez ilçelerde, Anadolu'da popüler sanatçılar mesela geliyor. Yani hiç yöreyle alakasız insanlar ve çok büyük ilgi görüyorlar. Hani bundan rahatsız değilim ama kültürel olarak da bir faydası yok bize. Yani biz kendimizi bir türlü anlatamıyoruz. Evet. Yani tabii Anadolu'da da aynı yani. İstanbul'da böyle bir şey, yaşayan bir şey ama korumak da tabii bence ki en büyük görevimiz diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bizler Bicoğlu Osman Gökçe'yi saygı, rahmet ve şükranla analım ve şimdi onun sesiyle nam salmış Eşref'in türküsünü kemençe sanatçımız ve kıymetli arkadaşlarımızın yine Umut Ayvaz'ın da eşliğiyle seslendirelim. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor sarıyor. Giresun'u
pişman olursun. Giresun beylerine anam hasım olursun. Giresun gençlerine